Yeşilce köylerinden esintilerin ikinci haftasındayız. Efendim bu hafta Dipsiz Göl köyündeyiz. Dipsiz Göl, Düzce'ye 27 kilometre olan Kaynaşlı beldesine bağlı şirin bir köyümüz. Bugün bu köyümüzü hep birlikte gezip, görüp, tanımaya çalışacağız. Köyümüze doğru ilerlemeye başlıyoruz. Yemyeşil bitki örtüsünün içinden geçip köy meydanına geliyoruz. Bizi köyün muhtarı Mehmet Akyüz karşılıyor. Ve soluklanmak için köy kahvesinde çay içip köy halkıyla sohbet ediyoruz. Kahvede Mehmet amcaya rastlıyoruz. Onunla güzel bir sohbetten sonra köy turumuza başlıyoruz. Amcacığım merhaba, nasılsın? Merhabalar efendim, hoş geldiniz, sefa geldiniz tekrar. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. İyisiniz. Sağ olun, sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz biraz? Dipsiz Göl'den Mehmet Aykut, benim ismim. Mehmet amcacığım, kaç yaşındasın? Tam 70. Delikanlı sayılırsın da. Öyle sayılır bir yerde. Delikanlılar olmalı yerde delikanlıyız efendim. Değil mi? Tabii. Köyde hayat nasıl geçiyor? Bir anlat bakalım köyün güzelliklerini. Anlat şimdi bize. Şimdi hayatımı anlatayım size. Bolu'dan evlendim. Benim hatun öldü. Bolu'dan evlendim. Başın Bolu'da sağ ol. Apartman falan yaptık. İlk hatundan 8 uşağım var. Kaçıncı evlilik? İkinci mi? Hatta bu üçüncü. Oh maşallah. Doğru konuşacağız işi. Şimdi... Bolu'ya Bolu'dan aile aldığım gibi köylüğünden almıştım. Babası da apartman yaptı. Şimdi ondan iki daire düştü benim hatuna. Kış geldi mi çocuklar? Hatunda zengin galiba. İki de çocuğumuz var. Ellerinizden öper. Biri liseye geçti, biri ortaokul sona geçti. Bir yaş araları var. Günü saati bir. Aynı ayda, aynı günde yarım saat araları var. Bu Allah'ın hikmeti bu. Allah'ın vergisi. Çok ilginç. Şimdi onlar burada okuyorlar. Kış geldi mi buraya gidiyoruz, yaz geldi mi buraya geliyoruz. Ha, burası yazlık gibi kullanıyorsunuz burayı. He, yazlık gibi kullanıyoruz. Zengin hatunu almışsın. Burada da fındığım var. Burada da durumum bayağı da iyi. Pek fena değil. 50-60 dönüme yakın arazim var burada. Köyün içinde 20 dönüm arazim var. Giderken görürüz yolun altında aşağı yol sapıyor. Gezeceğiz şimdi zaten köyünüzü. Burada gezerken biz de gideriz. Orada gösteririz duruyor aşağı giderken. Manzaraları görürüz Allah izin verirse. Omuzundan aşağı saçlarının örgüsü, bu senin güzelliğin hep Allah'ın vergisi, hep Allah'ın vergisi. Havradan yukarı taban tutturamazsın, ne kadar bizim köye gelmeseniz Dipsiz Göl'den kurtulamazsınız. Allah uzun ömürler versin. Sağ ol, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Omuzumda tüfeğim, izi kovarım izi. Sağ olasınız, geldiniz buraya kadar Dipsiz Göl'e. Çok memnun ettin bizi, memnun edersin bizi de, çok memnun olduk sizden. İlk olarak köyün ismini aldığı Dipsiz Göl'e gidiyoruz. Ve karşımıza kurumuş, üzeri çim bağlamış bir yer çıkıyor. Tabii ki üzülüyoruz böyle bir manzara karşısında.
Bunun hakkında ve köy hakkında muhtarımızdan bilgiler almak için mikrofonu Mehmet Akyüz'e uzatıyoruz. Sevgili izleyenler, şu anda Dipsiz Göl'ün muhtarı Mehmet Bey yanımızda. Mehmet Bey, merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Akyüz, malum Dipsiz Göl'ün muhtarıyım. Bu köyde doğdum. Belli aralıklarda biraz dışarıda yaşadım. Neticede yine köye döndük. En son çalıştığım yer Kaynaşlı Nakliyat Kooperatifi'nin muhasebesiydi. Orada çalışırken 84 yılında muhtar seçilerek köye geldim. Epey eski bir yıl. Evet, evet. Şimdi... Demek ki çok seviliyorsunuz burada. Sağ olun. Şimdi 84-94 yılları arasında iki dönem yaptık. Ara verdim. Yine bu son dönem tekrar vatandaşımızın isteğiyle seçildik. Elimizden gelen hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. Efendim, köyün adını nereden aldığını öğrenmek istiyorum. Bunun hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Tabii ben şimdi köy adını alırken biz olmadığımız için biz rivayetleri dinleyerek bugüne geldik. Ben yine aynı şeyi aktaracağım. Şu anda zaten yanında bulunduğumuz bu göl havzası zamanla tamamen su dolu vaziyetteymiş. Evet, evet, burası. Şimdi bunun derinliğini ölçmek için o günün burada yaşayanları bir ipin ucuna taş bağlamışlar ve bu sürekli gitmiş. Ama alttan suyun akıntısıyla gitti. Ama derinlik vardı da gitti. Tabii bunu bilmiyoruz. Neticede bunun sonuna ulaşamayınca bura dipsiz göl, yani dibi olmayan bir göl demişler. Ve köy adını buradan almış. Yani köye ilk yerleşenler mi? Bu köyün adı. Köye ilk yerleşenler yapmışlar bunu. Tabii burada hazır güzel vaziyette bu suyu bulunca ilgilenmişler biraz. Derinliğinde bir ölçelim bakalım. Ölçmekteki maksat da buraya yüzmek için girildiğinde, hayvan sulamak için girildiğinde veya herhangi bir amaçla kullanmak istenildiğinde ne derece bir derinlik var ki biz buraya ona göre tedbir alarak girelim açısından. Deminki anlattığım şeyi yapmışlar, uygulamayı yapmışlar. Efendim, köyün kökeni nedir? Nerelerden geldiniz buraya? Köyümüz Giresun'dan gelme. Esasında bu köy Yeşiltepe Köyü ile birdi. İki büyük mahalle. Yeşiltepe Köyü Ordu kesiminden gelme. Dipsiz Göl Giresun. Benim kaç yılına dayanıyor bu köyün tarihçesi? Yine biz büyüklerimizin ifadelerine dayanarak söylüyorum. 110 senelik bir tarihçesi olduğu söyleniyor. Epeyde varmış. Olarak, varmış, evet. Köyün nüfusu nedir efendim? Kaç haneli bir köy burası? Bu çok enteresan bir durum. Şu anki durum. Köyümüz, ben ilk muhtar olduğumda, daha doğrusu 80 sayımlarında Dipsiz Göl'ün nüfusu 2200'dü. Bu zamanla, bu son yapılan sayımda 2000 veya 2005 yılı, hangi yıl sayım yapıldıysa 1200'dü nüfus. Bu şimdi en son yapılan sayımda ise neydi o? Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi. Ki en garantisi, en sağlamı da o olduğunu tahmin ediyorum. 700 civarına indi nüfusumuz. Çok göç vermişsiniz hocam. Aşırı göç verdi. Çünkü 20 yıla yakın Bolu Dağı tünelinin çalışmaları başladığı günden beri neticede bir gün bu tünelin açılacağı, o yöredeki insanların işsiz kalacağı konusu gündemde olduğu sürece vatandaş yavaş yavaş gitti. Bizim köyümüzün de ana geliri zaten E5 üzerinde veya D100 diyeyim şimdiki ismiyle üzerinde çalışan bu tesislerde, turizm tesislerinde çalışan insanlardı. Mesela şu anda yaz ayındayız. Bir hayli nüfus kalabalık yine köyde. Hareketlilik var. Kışın daha azalıyor. Kışın azalıyor.
Peki efendim, köyün en önemli geçim kaynağı nedir? İşte biraz önce söylediğim gibi en önemli geçim kaynağı turizm tesislerinden gelen gelirlerdi. Daha evveliyatı ise ormandı. Yoğun şekilde orman çalışmaları yapılırdı. Evet, bu ormanda orman işletme müdürlüğünün nizami yaptığı kesimlerde köy kooperatifleri kanalıyla köy nüfusuna göre köylere düşen istikaklar taksim edilir. Buralarda çalışırlardı. Şimdi tünel açıldı. Dolayısıyla orada da işler azaindi. Ve vatandaş kendisini artık fabrikalara yöneltti. Şanssızlık mı efendim? Şimdi tabii köyde kalanlar genellikle gelir olarak bağ bahçe yapıyorlar ama tabii o geçimi sağlayacak bir gelir yok. Yeni yeni fındığa başladılar. Şimdi bu fındıkçılık son 10 seneden beri özellikle köyümüzde yapılmaya başlandı. Ama daha verimli aşamasına gelmedi. Ve şu anda da genellikle emekliler yaşıyor köyümüzde. Biliyoruz ki bu gölün bakımı yapılır ve eski günlerinde olduğu gibi yemyeşil ormanın arasında parlak bir gök kuşağı gibi gözlerimizi kamaştırır diyoruz ve yolumuza koyuluyoruz. İlla bir gölet veya göl görmek istercesine muhtar bizim sıkıntımızı anlıyor, bizi bu sefer köyün göletine götürmek için yola çıkarıyor. Yolumuzun üzerinde köy halkına mikrofon uzatıp güzel sohbetler ediyoruz. Teyzeciğim kolay gelsin. Sağ ol canım. Nasılsın? İyiyim canım. Sizleri sorarız. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Neler yapıyorsunuz bu? Pekmez yapıyoruz. Armut pekmezi. Evet. Benim bildiğim dut pekmezi olur, üzüm pekmezi olur. Evet. Armut pekmezi çok bilmiyorum yani, ilk defa buralarda duydum. Burada önellikle onlar olur işte. Genellikle yani, kusura bakma. Heyecanlanma. Heyecanlanmayayım canım. Genellikle bunlar bulunuyor, bunlar yapılabiliyor buralarda. Güzel oluyor mu armut pekmezi? Evet, çok güzel oluyor. İşte yemedim bilmiyorum inşallah. Sen yaptıktan sonra yeriz inşallah. Tabii inşallah. Köyde hayat nasıl geçiyor? Sürekli çok burada mı? Çok güzel geçiyor. Köyümüzün hayatları çok güzel geçiyor. Ama yaşayamıyoruz işte. Orada burada kaldık, iki arada bir derede. Yaz kış burada değil misiniz? Hayır hayır. Kışın burada değiliz. Yazın buraya iniyoruz bağ bahçe işlemeye. Niye öyle? Bahçelerde işlerimiz oluyor. Duramıyoruz dışarılarda. Köylere alışkınız. Peki kışın niye köyden ayrılıyorsunuz? Şimdi çocuklarımız çalışıyor, adam çalışıyor. Onların iş icabı, ben de burada yalnız kalmayayım. Çok teşekkür ederim teyzeciğim. Sağ ol. Hadi. İlk Hadi defa kolay. Olduğundan heyecanlıyım, kusura bakmayın. Olsun, önemli değil. Gelsin teyzeciğim. Sağ ol, hoş geldin. Nasılsın? Allah'a şükür iyiyim. Çalışıyorsun. İyi değilim, çalışamıyorum, ben hastayım. Ben beyin ameliyatı. Ne yapıyorsun sen burada, oturuyorsun galiba? Ben oturayım bu komşularımızda, beyimle. Sen çalışanları izliyorsun. Oh ne güzel, ben gölgenin, ağacın gölgesinin altında. Beyimle bu komşular boşalttılar. Fındık mı kurutuyorsun? Hı-hı. Kimin bu fındıklar? Benim, bizim. Sen işçi çalıştırıyorsun o zaman. İşçi değil, komşu. Öyle, Allah razı olsun.
Bir şey vermiyor musun çalışanlara? Çalışanlara verdik, çok para tuttu canım. Ya, komşulara yok, Allah rızası Allah için. Allah rızası için çuval boşaldılar. Ay teyzeciğim çok olsun. Allah rızası için çuval boşaldılar. Ne kadar fındık var burada? Da ne, o da bizim, bu da işte bir, iki ton geliyor. İki ton, iki ton ne yapıyor? Fındık fiyatları ne kadar? Bu sene az, iki ton. Gene 9-10 milyar eder. Oh, koy cebine 9-10 milyar. Ah, doktorlara yetiştiremeyiz biz doktor. Hasta mısın? Hep defiler. Değil mi öyle? Bak benim adam akciğer ameliyatı, akciğer alınmış. Ben de beyin ameliyatı oldum. Oo, geçmiş olsun. Ancak doktorlara, arabaya git gel, yola ize bize dek gel işte. E sen de eğlenceden eğlence. Evimiz yıkıldı, ev yaptık şu ev bizim. Bundan sonra fındık paralarımızla. Fındık var bari de yine ev yapabildin. Yine var, olmasa hiç yapış yapamam. Ya yapamayanlar ne yapsın, hala barakada oturuyorlar. Bu köyden mi? 8 sene barakada oturduk biz. Biz Gaynaş'ta oturuyoruz biz aslında. Buranın oğlu kızıyız. Ondan sonra burada bahçelerimiz var. İşte zamanı geldi mi çıkıyoruz, evde yaptık. Depremden sonra buraya ev yapamadık. Yaz kış burada mı oturuyorsun? Yok yok, kışın aşağı iniyoruz. Bu köyün tamamı herhalde yazın, yazlık gibi kullanıyor burasını. Çalışanlar gidiyor. Bizim yıllar önce gittik. Benim adam emekli oldu. Biz 35 sene çalıştı bu adam. Ondan sonra biz yazın geliyoruz. 2-3 senedir geliyoruz. Evimiz yoktu önceden. Bunun yanında da durulmuyor. O da fındık için falan mı geliyorsun? Diktik, yetiştirdik. Yetiştirdik. Şimdi gelip topluyoruz işte. Siz efendim? Komşu musunuz? Komşuyum. Benim evim şurada da. Allah razı olsun diye mi gelip çalışıyorsun? Ne yapalım? Bu oyuna bize sitem kahır ediyor. Varım dedim, azıcık yardım edeyim dedim. Bıktım bunu. Bıktım bunun uzasından. Bir gün fındık toplayacağım, bunu da beceremedim. Hayvan yemeye gideyim. Ben de hastayım, ben de iyi değilim. Hayır yapıyorsun. Ha, hayır yapayım ben. Buna hayır da geçmez. İşçilere vermiş parayı, komşular hayır yapıyor diyor. Bir kısım fındık orkalak yiyeyim bundan. Bir ikinci evi daha yapacak mı? Var var, Allah'a şükür. Bunun her şeyi var. Allah can verirse Kabe'ye gideceğiz. Ölmesek, beynimiz ciğerimiz iyi olursa, para biriktirirse Kabe'ye gideriz. Doktor yollarsa. Bakalım şeyden geçeceğiz mi? Beynimizde şey var bizim. Demir var. Burada ses yaparsa el geri çağırıyor. Öyle mi? Tabii. Allah inşallah kısmet etsin de. Çok isteyeyim. Allah yetmeden almasın. Benim bir de kızım var sakat orada. İki tane çocuğum var. Ben bir sakat, biri depremden sonra öldü. Neresiniz siz tam olarak? Aldıyız Giresun'da. Giresun'da. Atalarımız oradan gelmiş, Karadeniz'de. Köken Giresun yani. Hı-hı. Tam fındıkçısınız. Değiliz. Buralarda yeni oluyoruz biz. Ay hayır, Giresun tam fındıkçı. Bizim akrabalarımız vardı Karas'ta. Biz onlardan öğrendik. Bilet ancak yeri hep boş duruyor bizim tarlalar. Hmm. Benim babamın yerleri çok. Herkesin de yeri çok ama hep boş duruyor. Millet dikmedi. Yapmaya adam yok. Buralara gelmişsiniz, buralarda kalmış. Karasu'da akrabalarımız var, çok fındıkçı. Biz oraya giderdik böyle gezmeye. Ya dedi buna, sen dedi yeriniz varsa fındık dik yüksek. Bizi teşvik etti yani. Buyurun, kökleme bizden aldık, diktik oldu işte. Fındıkçılığa başladınız burada da. Kimimizin ciğeri gitti, kimimizin beyni gitti, artık ömür bitti. Maşallah, sağlam duruyorsun, hiçbir şeyin yok. Efendim, göletimize de geldik. Evet. Bu gölet hakkında da bize biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi bizim köyümüze adını veren gölümüz suyu çekildikten veya üzeri çimen kapladıktan, kendisi görünmez hale geldikten sonra köy özelliğini yitirmesin. Yine göl adını muhafaza etmesi için bir gölet, köyümüzün üst kısmına bir gölet düşündük. Göletin şu anki gördüğümüz kısım bu.
gölettir. Burada bir dere vardı. Bu derenin içerisinde çok az gelen bir su vardı. Su gerçi yukarıdan akışı görülüyor. Burada bu çalışmaları başlattık. Birkaç sene içerisinde, 2 veya 3 sene gibi bir sene çalışmalar yapıldı burada. Köy hizmetleri vasıtasıyla yapıldı. Yalnız şu an görüldüğü kadar susuz değildi burası. Su seviyesinin yüksekliği karşı çizgilerden görülüyor. Bu seneki kuraktan o da nasibini aldı. Yani bu küresel ısınma her yere etkilemiş bulunuyor. Evet. Bu yoğun bir buharlaşmanın olduğu görülüyor. Şimdi biz buraya alabalık ve bir de neydi o balığın ismi? Sazan, aynalı sazan denilen iki cins balık bıraktık. Bu balıklar şimdi büyümekle meşgul. İnşallah suyu yükselir, balıklar da büyür. Sezonunda avlanmaya açılır ümidindeyiz. Şehirlerde yaşayan insanlarımızın yaz aylarında piknik amaçlı olarak onlara güzel yerler sunabilmek, bir günlüğüne de olsa temiz hava aldırabilmek için bu çalışmaları yapmayı düşünüyoruz. Düşünüyoruz derken zaten başladık da bitiremedik. İnşallah yakında biter. Bir seneye kadar tahmin ediyorum bittikten sonra burayı da turizme açar. İnsanların piknik yapmasını sağlarız. Sokak başı meyhane, sokak başı meyhane, asmadandır kapısı. Ben gözüme aldırdım, ben gözüme aldırdım, 15 sene hapısı. Kale bayırı düzü, kale bayırı düzü, devriye sardı ya bizi. Teyzeciğim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi. Biraz sohbet edelim mi? Gidelim. Ne yapıyorsun? İyi. Oturuyor. Köyde mi yaşıyorsun? Serinlik, evet. Sürekli yaz kış mı? Hı hı. Köyde de yaşıyor, burada da yaşıyor. Burası köy değil mi zaten? Çarşıda da yaşıyor, her yerde yaşıyor. Çarşı dediğin neresi? Düzce. Ha, Düzce'de de yaşıyorsun. Ha. Ay oğlum, oğlum götürüyor beni. Ha. Köken neresi? Köken Giresun. Giresun. Ha. Köyde herkes Giresunlu herhalde. İşte. Nasıl geçiyor hayat burada? İyi, hayat iyi geçiyor. Burası yayla, çok iyi. Ha. Burası çok iyi. Çok mu iyi? Çok iyi. Hava temiz, çamaşırı var. Temiz, evet. Sabah kalkıyorsun, bütün günün nasıl geçiyor bir günün? Anlat bize. İyi geçiyor, oturuyor, sohbet ediyor, kocamanımla namaz kılıyor, yemek yiyor, bahçemize giriyor. Ne bahçesi var? Mısır bahçesi. Mısır yetiştiriyorsun. Mısır işte. Ne yapıyor mısırları, şey mi? Un mu yapıyorsun? Ya satayım böyle, yine ben onu yiyeceğim tabii, elbette. Şey soracağım sana... Nedir böyle? Bu yapılır inek hayvanat şeysi. Ne diyorsunuz bunlara? Samanlık deriz biz. Samanlık mı diyorsunuz? Evet, samanlık. Hmm, ben de dedim içinde kışlık malzemeleri falan mı yapıyorsunuz acaba? Yok yok. Altında inekler yatıyordu, üstünde yeğisi oluyordu, inek minek. Yok şimdi ağzını açıp duruyor. Yani hayatından memnunsun. Memnunum, çok memnunum. Allah razı olsun. Çok güzel bir yerde yaşıyorsunuz. Evet. Yeah.
Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz böyle? Ne yapalım? Kış hazırlığı. Patates çuvallıyız. Taze patates bunlar. Evet. Tarladan topladınız. Tarladan topladık. Şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi yemeli, tohumlu, hayvan yiyeceğini ayırıyoruz yani. Çuvallıyız. Bu çuvalladıktan sonra satıyor musunuz? Yok. Satılık olmuyor fazla bizde. Kendinize kadar kendiniz, yapıyorsunuz. Kendinize kadar. Buralı mısınız efendim? Evet. Dipsiz Göllük. Doğma, büyüme buralıyık. Köken Giresun. Köken Giresun. Dedelerimizin dedeleri gelmiş şuradan. Girasında. Bize biraz köyünüzü anlatın bakalım, ne güzellikleri var, neleri var. Köyümüzün güzellikleri, bugün gezmişsiniz. Köyümüz güzel, memleketimiz güzel. Allah'ıma bin şükür, ben Mekke'ye kadar gittim geldim. Cennette oturuyoruz. Çok şükür Allah'ıma, bunu bilebilsek yani. Değil mi? Evet. Uçağın kanadına oturdum böyle. Seyrettim giderken ki şöyle bir çöp dahi yok yeşil diye. Bir dere ırmak dahi yok. Beğenmediniz mi oraları? Beğendim. Oralar da mübarek topraklar ama biz cennette oturuyoruz. Doğa güzelliği bizim memleketimiz. Bizde. Güzellik bizde. Güzellik. Biz güzel yerde oturuyoruz. O zaman kıymetini bilelim memleketimizin, değil mi? Evet, 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 evet. Kıymetini bilmemiz lazım. Şükrümüzü bilmemiz lazım. Biz cennette oturuyoruz. Suyumuz var. Yeşilimiz var. Gölgemiz var. Şu ateşe göre oturacak gölgemiz var. Bin kere şükür. Değerli bir muhtarınız var. Evet, evet. Size güzel hizmetler getiriyor. Çok şükür Allah'ıma, sağ olsun, Allah razı olsun. Var, hepsi var da insanlarımız işte bir değerini bilmek önemli olan. Başları da garip kuzuma, hey dağlar. Evet sevgili izleyenler, köy serüvenlerimizin ikinci haftasında Dipsiz Göl Köyü'nü tanımaya çalıştık. Öncelikle teşekkür etmek istediğim Dipsiz Göl Köyü'nün muhtarı Mehmet Akyüz'e ilgisinden ve alakasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bütün köy halkına ayrıca, misafirperverliklerinden ötürü de çok teşekkürler ediyorum. Sevgili izleyenler, haftaya bir başka köyümüzde hep birlikte olmak dileğiyle diyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Hoşça kalın. Thank you.